Herkese selamlar. Birkaç gün önce göçmenlik hukukundaki son güncellemelerle alakalı videomuzun ilk kısmını yayınlamıştık. Şimdi güncellemelerimize videomuzun ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Öncelikle göçmenlik bürosu Covid'den kaynaklanan önlemlere bir ek olarak bilindiği gibi iş yerine kişilerin işe başlangıçta doldurmuş oldukları I-9 formu yani I-9 dediğimiz formun doldurulmasında bazı esneklikler getirmişti. Göçmenlik bürosu bu esnekliklerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Dolayısıyla remote olarak yani uzaktan çalışan işverenlerin işe aldıkları kişilerle ilgili doldurmaları gereken, fiziksel olarak doldurmaları gereken I-9, I-9 dediğimiz formla ilgili esneklikler 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bununla ilgili detay göçmenlik bürosunun web sitesinde mevcut. Bu esneklik remote çalışan yani uzaktan çalışan çalışanlara olan işverenlere I-9 formlarının uzaktan doldurulması, incelenmesi ve muhafaza edilmesiyle alakalı bazı esneklikler sağlıyor. Dolayısıyla Covid'den kaynaklanan bu esnekliğin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması birçok işvereni aslında rahatlatmış durumda. Bir diğer güncelleme göçmenlik bürosunun yasak koyduğu, 31 Aralık'a kadar yasak koyduğu H1, L1 ve C1 vizelerinin konsolosluklar tarafından verilmesiyle ilgili. Daha önceki videolarda anlattığım gibi belli Chamber of Commerce üyesi olan şirketlerin yapmış olduğu H1, L1 ve C1 vize müracaatlarının 31 Aralık 2020'ye kadarki yasağa tabi olmadığını belirtmiştim. Mahkeme bir açıklama daha yaparak bu konuyla ilgili şirketlerin bu üyeliğinin dava açılmadan önce bulunması şartının gerekli olmadığını ve önemli olan vize müracaatı yapacak kişinin vize müracaatı yaptığı esnada bu derneklerden birine üyelik olduğunu açıkladı. Yani bunun aslında Türkçesi şu demek. Diyelim ki bu dava açılmadan önce bu derneklerin üyesi olan şirketler değil sadece aynı zamanda dava devam ederken bu derneğe üye olarak da bu mahkemenin hükmünden istifade edilebilir. Bu aynı iltica üzerinden başvuru yapıp çalışma izni başvurusu yapan kişilerin mahkeme süreci devam ederken ASAP ve KASA derneğine üye olup onun üyeliğinden istifade ederek çalışma izinlerini 150 günde alabilmesi sürecine benziyor aslında. Dolayısıyla mahkeme burada aslında H1, L1 ve C1 vize sahipleri için bir olumlu karar vermiş oluyor. İlla da mahkeme açılmadan önce üyesi olmanıza gerek yoktu. Mahkeme devam ederken de üyesi olabilir. Ve bu yasağın etkisinden kurtulabilirsiniz diyor. Bu anlamda çok gerçekten güzel bir mahkeme kararı. Göçmenlik bürosu geçen hafta yapmış olduğu bir açıklamayla haklarında final order of removal yani ülkeden kesinlikle gönderilmesi gereken mahkeme kararı verilmiş. Fakat henüz bu kararın icrası gerçekleşmemiş olan kişilerin çalışma izinlerinin uzatılmaması ve bu kişilere çalışma izni verilmemesi konusunda bir genelge yayınladı. Dolayısıyla final order of removal verilmiş kişiler haklarında yani bir mahkeme tarafından ülkeden sınır dışı edilmesine karar verilmiş kişiler. Fakat henüz sınır dışı edilmemiş kişilere verilen çalışma izinlerinin verilmemesi ve bunlar verildiyse de yenilenmemesi yolunda göçmenlik bürosu bir karar vermiş oldu. Göçmenlik bürosu parmak izi ve fotoğraf toplama yani kısaca biometric collection dediğimiz hadisenin sadece Amerika'ya gelişlerde ve başvuru yapan kişilerde değil aynı zamanda Amerika'dan çıkış yaparken de toplanması gerektiği konusunda bir kanun teklifinde bulundu. Bu teklif eğer kabul edilirse kişiler sadece Amerika'ya gelirken değil aynı zamanda Amerika'dan çıkarken deniz yoluyla, karayoluyla, hava yoluyla çıkış yaparken de aynı zamanda parmak izleri alınacak, belki fotoğrafları çekilecek. Bunun kişilerin çıkışlarını ve girişlerini daha rahat bir şekilde kontrol etme için gerekli olduğunu göçmenlik bürosu savunuyor. Tabii bu hem girişlerde hem çıkışlarda çok daha fazla izdihama, çok daha fazla kontrol noktasından geçmeye sebep olacaktır. Bu zaten şu anda teklif edilen bir konu, henüz yürürlüğe girmedi. Bununla ilgili gelişmeleri takip edip duyurmaya devam edeceğiz. Göçmenlik bürosu yine bu hafta yayınlamış olduğu bir genelgede ve içeriği tam olarak anlaşılamayan fakat bir şeyleri değiştirmeye çalıştığı fark edilen bir genelgede Green Card müracaatı yapmış olan kişilerin Green Card mülakatlarında göçmenlik bürosu görevlilerinin takdir haklarını nasıl kullanabilecekleriyle alakalı bir açıklama yaptı. Bu genelgeye göre göçmenlik bürosuna Green Card almak için başvuru yapan bir kişi Green Card almaya hakkının olduğunu ispat etmek zorunda. Bu zaten bilinen bir şey. Fakat genelgede şöyle bir cümle geçiyor. Göçmenlik bürosu görevlisi mülakat esnasında kişinin Green Card almasıyla ilgili hususları değerlendirirken artıları, eksileri değerlendirir, takdir hakkını kullanarak bir karar verir gibi bir cümle geçiyor. Hatta yani negatif ögeler, pozitif ögelerden daha fazlaysa başvurunun reddedilmesine karar verebilir.
pozitif ögeler negatif ögelerden daha fazlaysa başvurunun kabulüne kararı verebilir gibi bir cümle de geçiyor. Tabii green card başvuruları çeşit çeşit, evlilik üzerinden var, iş yeri üzerinden var, çekiliş üzerinden var, iltica üzerinden var. Dolayısıyla her başvurunun pozitif ve negatif özellikleri kendi dosyasıyla alakalı olarak değişecektir. Dolayısıyla bu takdir hakkından ne kastedildiğini şu an itibariyle en azından anlamak mümkün değil. Ama sanki başvuruyu inceleyen göçmenlik bürosu görevlisine bu konuda, yani takdir hakkına dayanarak karar verme noktasında biraz daha fazla bir hak verilmeye, biraz daha fazla bir yetki verilmeye çalışılıyor gibi bir durum söz konusu olabilir. Uygulamasının nasıl olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz ve gelişmeler hakkında sizi bilgilendireceğim. Göçmenlik bürosuyla ilgili başka bir güncelleme, 140 ve 485 başvurularının, yani iş yeri üzerinden yapılan yeşil kart başvuruları ve adjustment of status dediğimiz kişinin green card başvurularının, kendi şahsi green card başvurularının alındı belgelerinin kişilere ulaşmasında ciddi bir gecikme söz konusu. Hatta öyle oluyor ki bazen alındı belgelerinin 2 ay, 3 ay kişiye ulaşmadığını, bizim ofisimize ulaşmadığını da görebiliyoruz. Göçmenlik bürosu bununla ilgili bir sorunun olduğunu teyit etti. Bunun üzerinde çalışacağını söyledi. Yani eğer green card başvurusu yapıyor ve receipt notice dediğimiz alındı belgesi uzun bir süre size ulaşmıyorsa bugünlerde, bu göçmenlik bürosunda genel bir problem. Bunu bilmenizde fayda var. Trump'ın görevi bırakmasına az bir zaman kaldı ama Trump görevi bırakacağım diye her şeyden vazgeçmiş değil. Öteden beri yapmak istediği konulardan bir tanesi Amerika'da doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının ortadan kaldırılmaya çalışılması. Bununla ilgili yeni girişimleri olduğunu duyuyoruz, okuyoruz. Henüz ortada somut bir gelişme yok ama Trump ofisten ayrılmadan önce Amerika'da doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının önüne geçmek için bazı teşebbüslerde bulunabilir. Bunun neler olduğunu takip edip tekrar gelişme olursa size bildireceğiz. Göçmenlik bürosunun asylum başvurusu, yani iltica başvurusu yapıp çalışma izni başvurusu yapanlarla ilgili bir açıklaması var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi kural değiştikten sonra asylum başvurusu yaptıktan bir sene sonra sadece çalışma izni başvurusu yapılabilecek hale gelmişti olay. Fakat ASAP ve KASA Derneği'nin üyesi olan kişiler asylum başvurularını yaptıktan sonra 150 gün bekledikten sonra çalışma izni başvurusu yapabiliyorlardı. Bunu daha önceki videolarda çok duyurduk. Hatta bir sürü kişiye ASAP ve KASA üyesi olmasını tavsiye ettik ve onlar üzerinden yapılan çalışma izni başvurularının da çoğu şu ana kadar kabul edildi. Bunu aslında yeni bir bilgi olarak, bir müjde olarak veriyorum. ASAP KASA üyesi olup 150 gün bekledikten sonra çalışma izni başvurusu yapan kişilerin çalışma izni başvuruları kabul edildi. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Dolayısıyla ASAP KASA üyesi olarak bu kısa sürede çalışma iznine başvuru yapma hakkından istifade edebilirsiniz. Peki göçmenlik bürosunun açıklaması neyi izah ediyordu? Göçmenlik bürosunun açıklaması şunu izah ediyor. Göçmenlik bürosuna çalışma izni başvurusu yapan veya çalışma izninin yenilemesi başvurusu yapan kişilerin hala biometrik fee dediğimiz 85 dolarlık ödemeyi yapmaları gerekiyor. Fakat ASAP ve KASA üyeleri bundan muaf. Dolayısıyla ASAP ve KASA üyesi olursanız eğer hem ilk başvuruda hem de uzatma başvurusunda, çalışma izninin uzatılması başvurusunda 85 dolarlık biyometrik fee'yi ödemeniz gerekmiyor. Dolayısıyla şimdiye kadar söylemediğimiz bir şeyi şimdi söylüyoruz. Sadece ilk EAD, ilk çalışma izni başvurularında değil, aynı zamanda uzatma çalışma izni, uzatma EAD başvurularında ASAP KASA üyesi olarak biyometrik fee ödemekten kurtulabilirsiniz. Dolayısıyla ASAP ve KASA üyesi olan kişiler sadece ilk çalışma izni başvurusunda değil, çalışma izninin uzatılması başvurusunda da biyometrik fee, biyometrik harcından muaf olabilir. Dolayısıyla sadece ilk başvurularda değil, uzatma başvurularında da ASAP ve KASA üyesi olmanın faydası var. Bunun da altını çizmiş olalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.